Kur'an-ı Kerim'i incelemeye, anlamaya çalıştığımda karşıma çıkan hakikatlere doyamıyorum. Hep yenilerini araştırıyorum. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri tükenmez. İnsan yeter ki görmeye çalışsın. Ben böyle bir video yaptığımda hemen bazı arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. Madem bu bilimsel keşifler Kur'an'da yazıyor, peki bunları neden Müslümanlar bulmadı? Burada öyle bir tezat var ki, Müslümanım diyenlerin eksikliğini, tembelliğini, Kur'an'ın eksikliği gibi göstermeye çalışanlar var. Kur'an evrenseldir. Bir buluş veya teknolojiye işaret varsa kimin bulduğu önemli değildir. Artı yine bazı arkadaşlar da neden Kur'an'da her şey açık açık yazmıyor da bazı işaretler var diyorlar. Yaratıcı bazı hakikatleri açıkça gösterseydi imtihan sırrı ortadan kalkardı. Kendi öğrenciliğimden örnek vereyim. Bazı yazılılara çok çalışır, çok soru çözer, bazı konularda ezberlerdim. Ama sınav sırasında bir kelime veya konunun başı aklıma gelmeyince soruyu çözemezdim. Öğretmenden ipucu almak için ona sorular sorardım. O ipucu benim için değerliydi. Bir kelime veya bir harf bile bazen cevaba ne yazacağımı bana gösterirdi. Tabii öğretmenimiz de diğer öğrencilere haksızlık yapıp cevabı söylememiş ama bir yandan da bana yardım etmiş olurdu. İmtihan sırrı da ortadan kalkmazdı. İşte Kur'an'daki mucizelere bu gözle bakmak lazım. Onlar birer işarettir görebilene. Ayrıca Kur'an'daki bir işaret diğerine benzemez. Bugün Yaratıcı'nın Kur'an'a yerleştirdiği 5 farklı mucizeyi size anlatacağım. Allah, insanlar arasında kıyamet günü olarak bilinen, kainatın düzeninin bozulup yok olma sürecini Kur'an'da saat olarak tanımlamaktadır. Saatin gelmesiyle kainatın düzeni bozulur, her şey tepetaklak olur. Kainatın uzay zaman dokusu yırtılır. Bu yırtılmanın oluşturduğu dalgalar ışık hızında, belki de daha hızlı yayılır ve tüm kainatı etkiler. Kur'an'ın tabiriyle yeryüzü ağırlıklarını dışarı atar. Kur'an ayetlerinin ifadesiyle güneş dürülür, ışığı giderilir. Yıldızlar karartılarak dökülür. Yeryüzünde dağlar yürütülür, denizler tutuşturulur. Bu ayetlerden bir tanesi kimya ve fizik adına dikkat çekicidir. Bazen haberlerde görürüz. Denizde bir yangın vardır, söndürülmeye çalışılır. Ancak denizlerdeki yangınlar genelde petrol sızıntısı sonucu oluşan yangınlardır. Ama petrol olmadan denizlerdeki tuzlu su yanar mı? Hayır, tuzlu su yanmaz. Allah, Kur'an'da bu çok özel kimyasal bilgiyi mucizevi bir şekilde bizlere bildirmiştir. Denizlerin tutuşması, ateşe verilmesi ya da yanması. Kur'an'da bu mucize 81. sure olan Tekvir suresi 6. ayette geçer. El-Biharu kelimesinin kökü Bihar, bol su anlamındadır. Bu kelime denizleri, gölleri ve nehirleri kapsayan bir kelime olmakla birlikte ayetteki geçişiyle bunlardan sadece birisini işaret edebilir. Bu ayette tuzlu su içeren denizlerin işaret edildiğini anlıyoruz. Çünkü tuzlu su gerçekten tutuşur. Nasıl demeyin, izleyin. Succirat kelimesini birçok mealde kaynadığı şeklinde çevirenler var. Ancak bu anlam çok eksiktir. Bu eksik ve yanlış çevirinin nedeni ayetin bilimsel detayının bilinmeden çeviri yapılıyor olmasıdır. Belki de tuzlu suyun yanmasını mantıksız buldukları için mealciler bu kelimeyi tutuştu, ateşe verildi, yandı diye çevirmemişlerdir. Oysa bu bilgi kainatı yaratan Allah'ın sonsuz bilgisinden süzülen bir kitaptadır. Allah ve denizler tutuşturulduğu, ateşe verildiği, yandığı vakit diyorsa denizler mutlaka yanacaktır. Succirat kelimesinin kökü SCR, yakmak, tutuşturmak, ateşe vermek anlamındadır. Peki denizler nasıl tutuşur, nasıl yanar? Buradaki detay fizik ve kimya alanını ilgilendiren bir bilgidir. Ancak işin uzmanı bilebilir. Bunun ortaya çıkışı ve bulunuşunun ise ayrı bir hikayesi var. Ancak ona kısaca değineceğiz. Tuzlu sudan alternatif yakıt üreten ve eski bir radyo yayın mühendisi olan 63 yaşındaki John Canzius inanılmaz bir şey keşfetmişti. Doğru koşullar altında tuzlu su yüksek sıcaklıkta yakmayı başarmıştı. Canzius'un sürpriz bir keşfe uzanan yolculuğu 2003 yılında teşhis edilen lösemiyle başlar. Kemoterapiyle yüzleşen John Canzius, kanser hücrelerini öldürmek için alternatif bir yol aramaya çalışır. Radyo dalgaları üreten ve onları yoğunlaştırılmış bir bölgeye odaklayan makinenin, kısaca RFG, tuzlu su üzerine yoğunlaştırıldığında suyu parçalayarak ortaya normalden çok daha fazla enerji açığa çıkaran bir yanma reaksiyonu meydana getirdiğini anlar. Penn Ilam Üniversitesi'nden kimyacılar cihazı alır, kendi deneylerini yaparlar ve bunun gerçekten doğru olduğunu bulurlar. Tuzlu suya belirli frekansta ve güçte radyo dalgaları gönderildiğinde tuzlu su kaynamak yerine 1600 santigratın biraz üzerinde bir sıcaklıkta direkt olarak tutuşmakta ve yanmaktadır.
radyo dalgaları verildiği sürece tuzlu su yanmaya devam etmektedir. Tuzlu su yerine tuzlu olmayan saf su aynı deneyde kullanıldığında su yanmamakta, onun yerine kaynamakta ve buharlaşmaktadır. Suyun yanması için tuzlu olması gerekmektedir. Yanma ve kaynama iki farklı kimyasal olaydır. Bu olayın altında yatan kimya ise şu şekilde açıklanmaktadır. Belirli frekansta ve güçte radyo dalgaları tuzlu sudaki sodyum klorür, hidrojen ve oksijen atomları arasındaki bağı gevşetmekte ve hidrojen atomunun salınmasına neden olmaktadır. Çok yanıcı olan hidrojen gazı da oksijenle birleşerek yanmaya neden olmaktadır. Kaynamak veya buharlaşmak yerine tuzlu su direkt olarak yanmaktadır. Buradan da anlarız ki dünyamız kıyamet saatinde uzaydan gelen çok güçlü ve yoğun radyo dalgalarına maruz kalacaktır. Bu nedenle denizler tutuşacak, alev alıp yanacaktır. Kur'an'daki bu ifade altında yatan bilimsel detay ile birinci mucizedir. Allah'ın Tekvir suresi 6. ayetinde tuzlu suyun yanmasını işaret ettiğini gördük. Peki ayette geçen sucirat kelimesinin geçtiği Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet var mı? Merak ettiniz değil mi? Evet var. Bu ayet 40. sure yani Mü'min suresi 72. ayetidir. Aynı kökten yani secerenin bir diğer geçtiği yer ise 52. sure yani Tur suresi 6. ayetidir. Tuzlu suyun yanmasının, tutuşturulmasının, ateşe verilmesinin işaret edildiği 81. sure 6. ayeti ile ilk olarak geçtiği 40. sure 72. ayeti arasında tam olarak 1602 ayet vardır. Bu ayet sayısı tuzlu suyun 1600 santigratın üzerinde olan yanma sıcaklığına işaret etmektedir. Bu da ikinci mucizedir. Peki 1602 sayısında başka bir işaret var mıdır? Vardır. Kur'an'da bol su ve tuz kelimesi iki ayetin içinde birlikte geçer. 25. sure 53. ayet ve 35. sure 12. ayetleri. Bu iki ayetin arasında tam olarak 765 ayet vardır. Bu da su ve tuzun birer mollerinin toplam moleküler ağırlığı olan 76,5 gram bölü molü mucizevi bir şekilde işaret eder. Bu üçüncü mucizedir. Kur'an'da tuzlu suya işaretler 40. surenin 72. ayetinde ve 81. surenin 6. ayetlerinde olmak üzere 2 ayette geçer. 1602 bölü 2, 801 ayet eder. Tuzlu suyun yanması üzerinden işaret edilen 1602 ayetin 801 tanesi tuz ve diğer 801 tanesi su için düşünüldüğünde 801 sayısı mucizevi bir şekilde tuzun erime noktasına işaret eder. Bu da dördüncü mucizedir. ...1602 sayısının diğer bir işareti de su molekülü ile ilgilidir. Ortaokul ve lisede fen alanında ilk öğretilen bilgilerden bir tanesidir. Bir su molekülü iki tane hidrojen, bir tane oksijen atomundan oluşur. Oksijen atomunun atom ağırlığı 16'dır. Hidrojenin atom ağırlığı ise 1'dir. Bir su molekülünde iki adet hidrojen atomu olduğu için bir su molekülü 1602 sayısı ile tam olarak yazılabilir. Bu da 5. mucizedir. Tabii bazıları çıkıp yine bizimle dalga geçecekler. Sallama Fatih Hoca diyecekler. Ben bunları Kur'an-ı Kerim'de görünce inancım artıyor ve huzur buluyorum. Bazen herkesin şahit olduğu bir olay insanlar için imtihandır. Herkes tercihine göre farklı yollara sapar. Depremler gibi. Deprem genelde insanları merhamet ve yardım duygularını harekete geçirirken bazıları ise enkazlarda dolaşıp hırsızlık yaparlar. Olay aslında her iki taraf için de aynı olaydır. Ama nasıl etkilendiğinize ve yorumladığınıza bağlı.